İlk olarak Caner geliyor alkışlarla. Görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım, ne olur. Şimdi sabahtan beri Caner böyleymiş. Ben seni aslında şurada oturtturup orada konuşmayı düşünüyordum. Ama programda acayip hani eğlenceli açıyoruz ki bir modumuz yükselsin diye. O anlar çok zor olacaktı senin için. Sabah ne oldu? Mesut Hanım biliyorsunuz hani boşanma kararı aldık. Dün ben avukatımla görüştüm. Bugün dava açacaktım. Onun bir arkadaşına söyledim işte yarın dava açıyorum diye bu sabahla ilgili. Ne olsa kendisi dava açmış. Ben de onu gazetelerden öğrendim, magazin sayfalarında. Benim ağlamam dava yaşlı diye değil. O kadar ağır suçlamalar yazmışlar ki dilekçede. O kadar ağır cümleler kurmuşlar ki Esra Hanım. Ben bunları hak etmedim. Ben bunu gerçekten hak etmedim. Ağlamayacağım. Ben bu kadar kötü bir adam olamam. Onların anlattığı gibi ben bu kadar kötü bir adam olamam. Önce sakin olacaksın. Herkes ne olduğunu... Esra Hanım çok ağır şeyler. Bunlar ve gazeteye verilmiş. Magazin haberlerine verilmiş. Çok ağır şeyler. Çok ağır şeyler. Allah büyük Esra Hanım. Çok şey atlattım. Herkes biliyor. Bunu da atlatacağım. Allah'a sığınacağım. Tez zamanda bu insandan kurtulmak istiyorum ben. Zaten boşanmak istiyorum. Neden dava açıyorsun? Neyin davası bu? Madem boşanmak istiyorsun ben kötü bir adamım. Neden gel imza atalım, anlaşmalı boşanalım. Nedir bu bana karşı kin, hırs nedir? Ben ne yaptım? Ben bu kadar kötü bir adam değilim. Şimdi hani ilk çok, kavgada gitti. Şöyle söyleyeyim, çok uzun süreli bir evlilik olur. Hani herkes aynı evin içerisinde ne yaşadığını bilir. Bir ailenin içine girmek çok zordur. Bir tarafta Caner'i dinledik, bir tarafta Berke'yi dinledik. Aynı şekilde Hatice Hanım da. Her ikisinin arasında köprüydü zaten. Çok kısa süreli bir evlilik var ortada. Esra Hanım anlattıkları ama ya. Yani sizin ilişkiniz yaklaşık bir yılı kapsıyor. Kısa süreli bir evlilik var. Sonrasında her ikiniz de diyorsunuz ki madem biz anlaşamıyoruz. Aynen öyle. Niye boşanmıyoruz? Neden yok? Krediyle ev almışım. Ona tedbir koydurmalar. Yok maaşıma tedbir koydurmalar. Ya. Nedir bu ben anlamadım Esra Hanım ya. Yok işte. Ya insanlar girdiği zaman okur Esra Hanım, ağza alınmayacak şeyler ya. Ben bu kadar kötü bir adamsam ilk kavgada neden barıştın? İkinciye de gittin, neden yine barıştın? Düşün gitmiş rapor almış, raporluk hiçbir şey yoktu. Onda da şok oldum ben, rapor almış Esra Hanım ya. Raporluk hiçbir şey yapmadım ben ona. Yapsam ben burada çıkıp söyler miydim? Darp yapmadım, şiddet yok. Planladılar, 3 haftadır ortada yok. Planlarını yaptılar, kendi avukatlarıyla artık neyse. Bakın bugün aldığım haber Esra Hanım, okuduğum şeyler beni gerçekten üzdü.
Beni gerçekten üzdü. Benim ağlamam sadece üzüldüğüm için, onun için ağlamıyorum. Sakın da insanlar anlamasın bir kadın için mi ağlıyor diye. Evet, seven, beni çok seven bir kadın olsaydı ben de ağlardım. Hani o anlamda kötü bir şey söylemiyorum. Allah büyük ya, bir şey demeyeceğim. Son konuşmam esrarım. İçime gücüme bakayım. Ama sadece yazıklar olsun esrarım. Sadece yazıklar olsun. İçimi yaktılar, yazıklar olsun. Beni düşürdükleri duruma bak. Ümre'ye götürdüm seni ya. Ümre'nin hatırına yani insan susardı. Yani onu bilemezsin, o Allah katında. Ya onu demek istemiyorum. Onun hatırına böyle şeyler olmaması lazım esrarım ya. Hiç mi akıl vermedi buna yanındakiler ya? Tutturmuş bir tazminat alacağım, tazminat alacağım. Vermem ya, vermem. Ben senin yerinde olsam ver, kurtul ya. Ya niye vereyim Esra Hanım? Böyle bir şey mi var? Ha ne bileyim, tazminatsa yani derdi paraysa ver, bitsin gitsin. Ya ne, benim cebimde param mı var Esra Hanım? Neyin parasını vereceğim ben ona ya? Biz seninle de konuştuk dava açılmadan önce, hatta geçen hafta. Israrla çaba da gösterdim, rica da ettim. Söyledim eğer canım. Gerçekten evlilik bittiyse ve evet, bir daha bir araya gelme ihtimalleri yoksa önce barışmaları için ısrar ettim. Ama bu mümkün olmuyorsa yollarınızı medeni bir şekilde ayırın. Anlaşmalı boşanmayla taraflar birbirinden hiçbir şey talep etmez. Ya da anlaştıkları bir rakamı maddi manevi tazminat olarak öderler. Her türlü konu eğer o anlaşma protokolünde halledilirse çok kısa bir sürede boşanırsınız. Çünkü aksi takdirde senin nezdinde her boşanma davası açan kişi için söylüyorum. Boşanma davası açıldığında işte böyle dava dilekçesinde maddi manevi tazminat alabilmek için, çünkü hakim kusur oranını belirleyecek ki tazminatın da miktarını o kusur durumuna ve tarafların mal varlığına yani göre belirleyeceği aylık, için. 5 aylık evliliğin tazminatı, ben atıyorum eşimle 10 yıldır evliyim, 10 yılın da mı tazminat var yani? Ay büyüdükçe tazminat. Hayır, orada evliliğin süresine göre değil de kusurun ağırlığına göre. Bir gün evli kalmışsınızdır, karşı taraf çok ağır kusurlu bir davranışta bulunmuştur. Yine onun tazminatı değişir hakimin takdirine göre ve mevcut delil durumuna göre. Böyle olduğunda işte anlaşmalı boşanmaya niçin ısrar ediyorum? Yani niçin insanların uzlaşarak boşanmalarının... Karşı taraf caneri atıyor, evet. Sevmiyor mu? Sevmiyor. Anlaşamıyorlar mı? Anlaşamıyorlar. Sen seviyor musun? Anladığım kadarıyla sevmiyorsun. Boşanmak istiyor musun? Bana şöyle geliyor. Taraflardan biri boşanmak istemiyorsa olayı süründürüyor. Evet. İşte anlaşmalı boşanma açılsın diye niye bu kadar ısrar ediyoruz? Neden bu kadar uzlaşma olsun diyoruz? Çünkü bir taraf dava açtığında tazminat alabilmek için doğru ya da yanlış iddiasını ispat edebildiği ölçüde zaten bütün bunlar yargılama sonunda belli olacak. Ama ne oluyor? Karşı tarafa gerçekten doğru ya da yanlış bir sürü ithamlarda bulunması gerekiyor. İki tarafın özel hayatı olduğu gibi mahkemeye dökülüyor, tanıklar geliyor, sizi hiç bilmeyen, tanımayan, belki de birebir olaylarınıza şahit olmayan üçüncü şahıslar olayın içine girerek mahkemede sizin lehinize, aleyhinize atıp tutuyor, bir takım iddialarda bulunuyor, aileleriniz yıpranıyor, yargı süreci maalesef çok uzun. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, belki Yargıtay'da bir bozmadan sonra tekrar dava görülüyor, 5 yıl, 10 yıl süren boşanma davaları var. Bunlara gerçekten gerek yok. Düşündüğünüz zaman haklı bile olsanız, tazminat bile alacak olsanız, inanın kaybettiğiniz şeyler bundan çok daha fazla. Ah, hele bravo. Ki sizin o yargı sürecindeki yıpranmışlığınızın telafisi mümkün değil. Evet. Şimdi parayı kaybedebilirsiniz ama kendi değerlerinizi yok etmek başka bir şeydir. Onları bir daha yerine maalesef ki getiremezsiniz. Her ikiniz için de söylüyorum. Bundan sonraki ilişkilerinizde oradaki davranışlarınız, kime karşı tarafa söylediğiniz sözler, oradaki tutumlarınız sizin bir sonraki ilişkinizde rolünüzü de belirleyecek. Kime bunu asla unutmayın. Hayat bugünden ibaret sizin değil. Esra Hanım. Söyle Gül abla. Eğer Caner'in vicdanı rahatsa hiç gerek yoktur. Hiç abla, ağlama, üzülme. Çıkan haber ya, benim vicdanım rahat. Görüşsün, kaçak. Esra Hanım. Hiç boşanma. Benim içim rahat. Evet, o kadar. Ama ağlamaya çıkan haberler, üzülme. Yazılanlar. Neyle itham ederse etsin. Ben seni bunların hepsini 10 meseledir çektim. 10 yıldır. Ben 10 meseledir çektim abla. Bilmiyorsunuz. Üzülme. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu çıkan haberlerden dolayı ben 15 sene çok kötü günler geçirdim. Tamam, 9-10 senedir tanıyor da seni. Aynı duruma düşürmeye çalışıyorlar beni. Gerek yok, ya üzülme. Yapmayın ya.
Boşanmaksa boşanma. Boşanmak istiyorsan kardeşim gel imza atalım boşanalım. Bu kadar iftiraya... Caner'e bir şey söyleyecektim. Esra. Yazık günah ya. Kendin diyordun kalp kırmak Kabe'yi kırmaktan, kırk Kabe'yi kırmaktan daha kötü. Bak kalbimi yaktınız ya. Kalbimi yaktınız acıyor ya. Yanıyor ya. Caner, Caner oğlum sen kaderini ağlıyorsun. Üzülme. Bütün Türkiye arkanda senin. Hiç korkma. Türkiye arkanda. Esra Hanım bir şey ve ben onu, ben onu basamak kullanmışım. Caner burada evlenmişim onunla. Ya kendin buraya başvurmadan önce bütün yarışma programlarına başvurmuşsun ya. Ay yapma bak şu anda bir şey söyleyeyim mi? Bunu söyleyerek yapma Allah aşkına. Kerem. Caner abi. Abi giden gitmiştir. Gittiği gün her şey bitmiştir. Ya arkadaşım gitsin zaten ben onun içini anlamıyorum. Abi hiçbir göz yaşına bile değmez. Seni hepimiz tanıyoruz. Ya gir internetten bak çıkan haberlere. Caner ben senin yerinde olsam... Neyse, işte tazminat mı neyse veririm. Esra Hanım benim param mı var ben nasıl vereyim? Hayır ya, ne Esra bileyim ya. Yani. Ben normal çalışıyor evi istiyor. Ha evi istiyor. Yani şimdi evin peşinat vermişim krediyle alıyorum ben daha onun borcunu ödüyorum. Ben niye evi vereyim ona Esra Hanım ya? Peki. Bana kadınlık yapmadı ki o ben ona. Caner. Peki son cümleni alabilir miyim Berke'ye ne diyorsun? Berke'ye hiçbir şey demiyorum. Mahkemede zaten hesaplaşacağız Esra Hanım. Bu çıkan haberlerle ilgili çıkayım da konuşayım kendimi savunayım. Yoksa içim içimi yiyecekti Esra Hanım. Yani mahkemede görüşeceğiz. Ya zaten. Tazminat ne kadar isteniyor acaba? Bilemiyorum. Ya işte her şeyi istiyorlar. Bir şey söylemek istiyorum. Yani ne gerek var ki vermesine? Tazminat boşu boşuna verecek. Verin kurtulun diyorsunuz ama hiç gerek yok. Yani ben... Bence Esra, ben, Caner, bence yazılanlardan çok yapılanlar önemlidir. Senin vicdanın rahatsa, yani yazılanlara çok kulak ardı et onları ya. Peki, öyle. Bence önüne bak, yani bundan sonra hayatta seni neler bekliyor onlara bak. Evet. Boş ver yazılanları, herkes bir şeyler yazabilir. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Caner Bey, siz kendinizi bildikten sonra o çıkan haberlere üzülmemeniz gerekiyor bence. Allah sizi biliyor, siz kendinizi biliyorsunuz. Esra abla, ben şimdi hem Caner'i tanıyorum hem Berke'yi tanıyorum. Tüm o süreci de biliyorsun. Onlara hani şahittim. Nasıl bu duruma geldiler zaten anlamış değilim ama herkes nasıl kendisini... Nasıl bir aşktı onların? Şimdi siz evet. Hoca'dan, hani ben sizi burada 3 saat görüyorum ama buradan çıktıktan sonra... Kesinlikle ya, bambaşkaydı. Bu duruma gerçekten nasıl geldiler? Caner bana söylediğinde... Beni mesela çok şaşırttılar. Ben de çok şaşırdım ve... Hani orta yol yok mu dedim. Yok dedi. Hani ben mesela sosyal medyadan haberleri gördüm. Ben dedim böyle bir şey duymadım. Her çıkan habere inanmayın dedim ama ikisini de tanıyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tamam güzel bir evlilik başlangıcı oldu. Sosyal medyada insanlar çok da ilgi gösterdi. Fakat boşanma sürecinde herkes kendisine yakışanı yapar. Neden avukatı da bunu sosyal medyaya verme ihtiyacı hissetti anlamadım. Çünkü onların özelidir bu. Peki, belki arkadaşlarımız söz hakkı var diye bağlanmıyor ama şu an şunları söylemiş. Emrah'a yazılanların hepsinin arkasındayım. Benim de son sözüm bu. Emrah'a yazılanlar ne? Emrah'a söylediği her şeyin arkasındayım demiş. Peki, ya bir şey, hayırlısı ben olsun. Ben bir şey anlamıyorum. Madem böyle şeyler var, tamam var diyelim. Ya neden dava açıyorsun? Tamam boşanmak istiyorsun. Ha, ben de istiyorum. Ha, bir an önce niye benden kurtulmaya çalışmıyorsun? Seneler sürecek mahkeme. Gel gidelim. Sevgili Caner bir yani... şey hatırlatmak istiyorum. Davada eğer bu söylenenlerden ve sosyal medyada yayılmasından çok rahatsız isen gizlilik kararı verilmesini de talep edebilirsin. Kendime avukata gitmiş şeylere vermiş basına. Peki bu saatten hemen, sonra. Hemen talepte bulunursan. Bu da senin bir hakkın değil tabii, mi? Tabii. Ayrıca Esra Hanım ben sadece Allah'tan sabır istiyorum. Rabbim bana sabır versin. Bu zamanlar çünkü ihtiyacım var. Sabır olun ben başka bir şey bilmiyorum.